Merhabalar. Siber Bülten ve PwC Türkiye'nin işbirliğiyle gerçekleşen siber güvenlik konuşmalarında bugünkü konumuz havacılık sektöründe siber güvenlik. Ben Minhat Çelik, siberbülten.com Genel Koordinatörü ve PwC Türkiye Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bölümünden Yaşar'la beraberiz. Yaşar, istersen neden bugün havacılığı konuşuyoruz ve neden seninle konuşuyoruz? Biraz bahset. Merhaba herkese. Adım Yaşar Yüzer. PwC Türkiye'de Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Hizmetleri Müdürüyüm. Ama aslında burada olmamın sebebi PwC'deki kariyerim değil tam olarak. Yaklaşık 11 sene boyunca Lufthansa Hava Yolları'nda bilgi güvenliğinden sorumlu grup müdürü olarak çalıştım en son olarak. Staj olarak başlamıştım çalışmaya. Bir yıldır da PwC Türkiye'deyim. Dolayısıyla hani havacılık ve siber güvenlik iyi bir kombinasyon olduğunu düşündük. O yüzden bugün sizleri bilgilendirmeye çalışacağız bu konu hakkında. Havacılık sektöründe tabii siber güvenlik deyince şöyle geçtiğimiz 5-6 yılda önemli olaylar karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki şu ana kadar öğrenebildiğimiz, tespit edilen 2011 yılındaki Hindistan'da gerçekleştirilen siber saldırı. Aynen. Bununla ilgili biraz ayrıntı verebilir misin? Aynen. Delhi Hava Limanı'nda, biliyorsunuz Hindistan'da hani büyük bir ülke, Delhi'de çok büyük bir şehir. Çok fazla uçuş düzenleniyor. O yüzden Delhi'deki uçuşları bir şekilde bozguna uğratmak çok ciddi bir etki yaratıyor. Yolcu check-in sistemleri vardır. Yani havalimanına gittiğinizde sonuçta sizin kaydınız alınır. İşte bonunuz var mı? Kaç kişisiniz? Pasaport bilgileriniz, bunlar alınır. Ardından da uçağa verilir. Bu bilgiler alınmadan uçaklar kalkmaz. Evet. Bu sistem bir şekilde siber saldırıya uğradı ve bir süre çalışmadı. Bundan dolayı 50 tane uçak gecikti. Çok ciddi bir rakam. Çünkü aslında 50 tane uçak o anda gecikiyor ama bu 50 uçağın gecikmesi sadece Delhi'yi etkilemiyor. Çünkü uçakların uçakları var. Yerler var. Oradan kalkacaklar tekrar. Bayağı bir zincir aslında. Dünya üzerinde çok daha fazla uçuşun etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu nasıl oldu bu saldırı? Şimdi burada kullanılan check-in sistemi aslında bayağı eski bir sistem. Şimdi hacker ve siber saldırgan bunu ele geçirse bile orada belli zarar vermesi çok zor. Çünkü çok karmaşık ve çok eski bir sistem ki günümüzdeki hackerların da bayağı genç arkadaşlar olduğunu düşünürsek bu sistemler ki ben kendi tecrübemden de biliyorum. 1980'lerde falan yazılmış sistemler. Bayağı eski hackerlardan sistemler. Daha yaşlı sistemler hani, var yani. Aynen öyle. Çok daha yaşlı hatta diyebiliriz. Ama bir şekilde uçuşlar zarara uğratılmaya başarılmış. Çünkü sistemi bilen birileri bunu yapmış. Yani bundan şunu anlıyoruz. Ya hackerlar bir şekilde dışarıdan sistemi tanıyan birilerinin yardımını almışlar. Ya da iç bir tehdit. Yani belki eski bir çalışan, mevcut bir çalışan da burada kullanılmış olabilir. Bu da şunu görüyoruz aslında. Yani hackerlar artık birçok zaman evet bu işi belki zevk için, belki işte kendini ispatlamak için yapıyorlar ama artık daha 2011 yılında bile hedef odaklı saldırılar da başlıyor. Yani bu saldırının hedefi uçuşları geciktirmek, o havalimanına zarar vermek. Yani bu herhangi bir çocuğun ya da script kiddi diye tabir ettiğimiz kitlenin yaptığı bir şey değildir kesinlikle. Yani bir sene sonra tabii yavaş yavaş saldırılar artmaya başladı. Bu sefer Amerika'da birkaç uluslararası havalimanı siber saldırıya maruz kaldı. Buradaki saldırının ufak ayrıntısı yine Delhi'dekine benzer olarak yine bir iş tehdidi şüphesini akla getirdi. Çünkü VPN sistemindeki bir açıklıktan faydalanan hacker sisteme izinsiz olarak erişim sağladı ve bazı bilgileri manipüle etmeye başladı. Neyse ki Amerikalı yetkililer buna zamanında müdahale edebildiler. Zamanında fark ederek tüm VPN erişimini kapattılar. Böylece herhangi bir kazaya, uçuşun gecikmesine, ertelenmesine sebep olmadan bu saldırı atlatıldı. Fakat bir sonraki yıl bize çok daha yakın bir aynen. örnek gündeme aynen. geldi. İstanbul'da bir benzer aynen. bir saldırı aynen. oldu. 2013 yılında ki o zamanlar ben eski şirketime çalışıyordum. Bir şekilde İstanbul'daki işte yolcuların pasaport kontrolünden geçemediği bilgileri geldi bize. Hani biz de hani şaşırdık niye oldu falan. O zamanlar tabii hemen açıklanmasa da bir şekilde pasaport sisteminin çalışmadığı ve dolayısıyla yabancıların ve Türk vatandaşlarının da ülke girişlerindeki bilgilerin alınmadığından dolayı insanlar beklemek zorunda kaldı. Ve inanılmaz kuyruklar oluştu ve bu nitekim ispatlandı ki bir siber saldırının sonucuydu. Ve yine burada da insanlar saatlerce beklemek zorunda kaldı. Tabii daha vahim siber saldırılarına da geçeceğiz. Bu yine ucuz atlatıldı diyebiliriz. Konuda. Çünkü şöyle düşünmek lazım, pasaport kontrol sistemi her ne kadar havalimanı işletmesinin bünyesinde olsa da bir şekilde işte polis bilgilerine, Dışişleri Bakanlığı'nın bilgilerine de erişim sağlandığı için buradaki etki de düşündüğünden daha fazla olabilir. Yani havalimanı dediğimizde oradan
tabii normal sıradan insanlar geçtiği gibi üst düzey yöneticiler, diplomatlar, yüksek seviyeli aynen. devlet kademesinde aynen. çalışan insanlar da geçiyor ve bunların kişisel bilgileri hem kurumsal hem ulusal anlamda stratejik bir değere sahip. Bunların kesinlikle. İstenmeyen ellerin hakimiyetine geçmesi istenmeyen sonuçlar doğuracaktır ki benzer bir hadise Kanada'daki bir havalimanında yaşandı. Orada kamuya açık bir kablosuz internet bağlantısında bağlanan herkesin telefonunda bulunan kişisel bilgiler çalındığı ortaya çıktı ve bu hiçbir şekilde suçlusunun kim olduğu falan bulunamadı. Fakat enteresan bir hadise Polonya'da yaşandı. Polonya'da gerçekten yani siber kelimesinin cazibesine kapıldı diyebiliriz havayolu şirketleri ve normalde dünya medyasına işte Polonya havalimanında bir hacker saldırısı oldu. 22 uçak bundan etkilendi gibi bir bomba haber düştü. Fakat işin aslında öyle olmadığını öğrendik. Nedir işin aslı Yaşar? Aynen. Şimdi tabii yine bu da basında dediğim gibi bir siber saldırının sonucu olarak yansıdı. Ama şu var. Sonuçta havalimanları bir şekilde uçakların kalkmasından, işte yolcuların düzgün bir şekilde uçağa binmesinden ve her şeyin zamanında olmasından sorumlular. Ve havalimanından kaynaklı bir aksaklık olduğunda da bunun ciddi cezaları var havacılık kurallarında. Ve bu cezalarda sebebe göre değişiyor. Eğer bu havalimanından kaynaklanan bir şeyse haliyle ceza daha fazla oluyor. Ama bu bir terör saldırısıysa ya da günümüz koşullarında bir siber saldırıysa bu cezalar daha düşük olabiliyor. Haliyle Polonya'da da daha düşük cezalarla kurtulmak için bunun bir siber saldırı olduğu öne sürüldü. Yine bize gelen bilgiler doğrultusunda aslında bunun daha çok teknik bir hatadan kaynaklanan bir durum olduğu söylendi. Ama siber saldırının cazibesine katılıp hem de bu da cezadan kurtulmak amacıyla böyle bir yargıya varıldı. Belki en güncel havacılık sektörünün karşılaştığı siber saldırı olarak Ukrayna siber saldırısını verebiliriz. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Ukrayna'da on binlerce insanın etkilendiği bir elektrik kesintisi yaşanmıştı ve bu elektrik kesintisinin şu anda bir siber saldırı sonucunda meydana geldiği konusunda otoriteler uzlaşmış durumda. Bu siber saldırıdan birkaç gün sonra Kiev'de bulunan Borisipil Havaalanı'na ciddi bir siber saldırı oldu. Buradaki çalışma istasyonlarından bir tanesi devre dışı bırakıldı. Bu uçuş sırasında oraya inmek isteyen uçakların kuleyle iletişimini ciddi oranda etkiledi ve ufak çapta bir bölgesel havacılık krizine neden oldu. Tabii bunlar 3. havalimanının açılmasına her geçen gün biraz daha yaklaşırken aklımızda bulunması gereken örnekler. Kesinlikle. Yani burada havacılık ve siber güvenliğin gittikçe birbirine yaklaştığı bir durumdan bahsedebiliriz Yaşar sanırım. Evet, kesinlikle. Yani şimdi aslına bakarsanız güvenlik kelimesi havacılık için çok yeni bir kelime değil. Evet. Yani havacılık, siber havacılık var olduğundan bile güvenlik çok önemli bir kelime. Ama tabii siber riskler artık burada farklı bir vektör oluşturmaya başladı. Şimdi eskiden evet havacılık aslında 1980'lerden beri bilgi sistemlerine çok bağlı olmakla beraber siber riskler son birkaç senedir artış gösteriyor. Ve eskiden güvenlik kelimesi işte bir ne bileyim insanların üst aranması, işte bağların kontrol edilmesi, uçakların bir şekilde güvenli bir şekilde uçması iken artık siber güvenlik faktörü de devreye giriyor. Artık büyük havalimanları güvenlik stratejilerinin içerisinde mutlaka ve mutlaka siber güvenlik isteğini ekliyorlar. Ha, ülkemizde durum nasıl derseniz? Ülkemizde evet çok bu konuda hazırlıklı ve deneyimli havalimanları var. Ama böyle olmayanlar da olduğunu ben biliyorum. Ama ülkemizde de özellikle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün de katkılarıyla bir havacılık sektöründe bir siber güvenlik stratejisi özellikle müdahale ve olay yönetimi anlamında ki bu SOME siber olaylara müdahale merkezleri şimdi çok popüler olmaya başladı sektörde. Havacılık sektörü içinde böyle bir yapının kurulması hem öngörülüyor hem de kısa zamanda planlanıyor ki çok önemli bir şey. Yani biz burada Türkiye'deki Sivil Havacılık Kurumu'nun proaktif bazı adımlar attığını da söyleyebiliriz. Kesinlikle. Hatırlarsan drone bu insansız hava araçları ile ilgili bir düzenleme yayınlandı. Çünkü ciddi anlamda artık uçuş sağlığını, seyahatlerin düzenli bir şekilde başlayıp düzenli şekilde aynen. bitmesini engelleyen bir unsur haline geldi drone'lar. Bu açıdan da Sivil Havacılık Kurumu'nun bu adımını burada takdir etmeden geçemeyeceğiz. Bir de tabii geçtiğimiz yıl 2015'e baktığımızda iki olay karşımıza çıkıyor siber güvenlikte. En popüler bir tanesi araba hackleme.
ki bugünkü konumuz değil. Diğeri uçak ekleme. Aynen. Şimdi işte yerdeki işletmelerden bahsettik. Boarding'den, işte pasaport sistemlerinden, passenger processing sistemlerinden bahsettik. Fakat uçak sağ salim kalktı. Siber riskler devam ediyor mu? Maalesef devam ediyor. Maalesef devam ediyor. Şöyle ki, şöyle bir örnek vereyim. Yine eski şirketimden bir örnek vermek gerekirse. Yaklaşık 10 sene önce Lufthansa Hava Yolları havada internet hizmeti sunuyordu. Şimdi birçok havayolu son 1-2 yılda sunmaya başladı ama 10 sene önce Lufthansa bunu sunuyordu. Fakat bunu iptal etmek zorunda kaldı. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi maliyeti, o zamanlar çok pahalıydı ve gerekli ihtiyaç da yoktu 10 sene önce. İkincisi de güvenlik riski. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz. Haliyle bu uçak internete erişmek için bir şekilde nasıl sizin bilgisayarınız ya da serverınız, cep telefonunuz gibi bir yerlere bağlanmak zorunda. Evet, bu kesinlikle güvenli bağlantı, şifreli bağlantı. Uçak sistemlerinden bu sistemler ayrı ama hepimiz biliyoruz ki %100 güvenlik yoktur. Ve bu uçaklar için de geçer. Uçak internete bağlandığı anda birçok bilgisayarın, birçok başka serverın, birçok kurumun maruz olduğu risklere tabi kalıyor. O yüzden burada siber güvenlik riskleri devam ediyor. Ha, yüksek bir risk mi? Kesinlikle değil. Hepimiz gönül rahatlığıyla uçmaya devam edebiliriz. Ama bunları da havacılık kuruluşları zaten göz önünde bulundurarak planlarını buna göre yapıyorlar. Uçak hacklemeden bahsetmişken, tabii ben uçağı hackledim diye ortaya çıkan bu hacker daha sonra kısa zamanlı bir şirket kurdu. Bu şirket de yine kısa zamanlı şekilde battı. Bunu da burada hatırlatmak gerekiyor. Peki ne yapılmalı? Yani önümüzdeki adımlar neler olmalı? Uçak güvenliği, havaalanı, siber güvenliği için neler yapılmalı? Yani bugün nasıl herhangi bir iş kurduğumuzda bir iş stratejimiz yoksa ne yaparız? Kısa zamanda batarız. Doğru mu? Bu yüzden aynı şekilde siber güvenlikle ilgili de bir siber güvenlik stratejimiz yoksa önümüzdeki 5-10 senede şirketimizin hangi alanda olursa olsun var olmak gibi bir şansı yok. Niye? Çünkü artık her şey bilgisayarlar üzerinde yapılıyor. Artık bizim çocuklarımız kağıt kalem kullanmayı bilmeyecekler. Haliyle bununla ilgili bir stratejimiz yoksa, bununla ilgili güvenliği sağlayamıyorsak gerçekten var olamayız. Aynısı havacılık sektörü için de geçerli. Burada çok ciddi bir siber güvenlik stratejisine ihtiyaç var. Ki birçok kurum zaten bu konu üzerinde çalışmalar yapıyor. Daha da yoğunlaşmak gerekecek. Yani. Çünkü hani inşallah olmaz, inşallah olmaz ama bugün eğer bir haber duyarsak, işte uçak siber saldırıdan dolayı eklendi ve düştü. Bu imkansız değil. Ki nitekim bazı meçhul uçak kazalarında siber saldırı vektörü de var. Evet, o ihtimal her zaman akılda bulunduruluyor. O ihtimal her zaman akılda var. Yani devletler bir taraftan strateji geliştirmeye, düzenlemeler, kanunlar yapmaya çalışırken diğer taraftan tabii bir çıkar çatışması da oluyor. Çünkü çok büyük uçak şirketleri bazı konularda direnç gösteriyorlar. Aynen. Bu da devletin yine siber güvenlik alanında başka alanlarda olduğu gibi özel sektörde masaya oturup bir müzakere yapma mecburiyetini doğuruyor. Kesinlikle. Bununla ilgili örnekler Örnekler şunlar. Mesela sonuçta uçak markaları hani belli. Airbus ve Boeing. İki başlıca marka var. Şimdi tartışmalardan biri de ki biz de bu havacılık sektöründe şirketlerle tartıştığımızda uçakların siber güvenlik denetimlerinin yapılması konusu. Şimdi Airbus ve Boeing diyorlar ki arkadaşlar biz zaten bu uçakları üretiyoruz. Biz bu testleri yapıyoruz. Ama havacılık sektörü diyor ki evet tam siz yapıyorsunuz ama biz içerisine işte kendi interior dizaynımızı koyuyoruz. Kendi sistemlerimizi entegre ediyoruz. Biz de bunu test yapmak istiyoruz. Burada ciddi bir tartışma var. Bu tartışmanın da kısa sürede ben çözümleneceğini düşünüyorum. Tabii ki Airbus ve Boeing de kendi açısından haklı. Niye haklı? Çünkü onlar diyorlar ki siber saldırı da, siber güvenlik testi de bir risk. Çünkü sen test yaptığında evet. Uçağa ne gibi zarar vereceğini ben bilmiyorum sonuçta. Hı hı. O yüzden bu bir tartışma. Bu tabii sadece uçak sistemleri için değil, aslında her sistem için geçerli olan bir risk. Bugün maalesef güne üzücü bir haberle başladık. Brüksel Havalimanı'nda yaşanan patlama sonucunda onlarca insanın hayatını kaybettiğini öğrendik. Tabii biz bu programı haftalar öncesinde programlamıştık. Bu çekimi yapmayı. Fakat böyle bir üzücü haberle aynı güne denk gelmesi bizim için de hem şaşırtıcı oldu hem de üzüntümüzü biraz daha derinleştirdi. Çok teşekkürler Yaşar. Çok zaman ayırdığın için. Teşekkürler.